Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2020 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu raporunun dilekçe komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyon raporu hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi ve Yüce Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, dilekçe komisyonu dilekçe hakkının kullanılmasıyla vatandaşlarımız ve ilgili kurumlar arasında köprü olan önemli bir komisyondur. Kamu Denetçiliği Kurumu ise gelen şikayetleri insan haklarına dayalı adalet anlayışı içerisinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk ölçüsünde inceleyerek araştırır ve idariye önerilerde bulunur. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2020 yılı yıllık raporunu incelediğimizde kuruma 2020 yılında toplam 90.209 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların 70.440 adedi COVID-19 salgını kapsamında vatandaşlarımıza verilen temel destek kredileriyle ilgilidir. 19.769 adedi ise diğer alanlardan gelen şikayet ve başvurulardır. 2020 Kamu Denetçiliği Kurumu raporuna göre bankacılık işlemleri konusunda gelen 70.440 adet başvurunun 70.187 adedi yani %99.64 incelenmiş olup 67.281 adet başvuru hakkında tavsiye kararı, 2.906 adet başvuru hakkında ise incelenmezlik kararı verilmiştir. 253 adet başvurunun ise hala yasal inceleme süreci devam etmektedir. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla kamu denetçiliğine yapılan başvurularda ciddi bir artış meydana gelmiştir. 2019 yılı raporuna baktığımızda gelen şikayet başvurusu 20.968 iken 2020 yılı raporunda 90.209 olmuştur. Ve geçen seneye göre bu sene %330.22'lik çok büyük bir artış yaşanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu baş denetçilik makamı ve diğer birimleriyle büyük özveriyle çalışarak başvurulardaki bu artışa rağmen şikayetleri kanuni süre olan 6 ay içerisinde sonuçlandırmıştır. Değerli milletvekilleri, 2020 yılında kuruma yapılan başvuruların bölgelere göre değerlendirdiğimizde %31.34 ile Marmara bölgesi, 17.24 ile İç Anadolu bölgesi, 14.16 ile Akdeniz bölgesi ve 13.82 ile Ege bölgesi takip etmektedir. Bu yıl diğer yıllarda olduğu gibi başvuruların %19.14'ü, 8.14 İstanbul, 8.54'ü Ankara, 5.54'ü İzmir ilimize aittir. 2020 dosya verilerini ele aldığımızda 2019 yılında 3.830 dosya 2020'ye devredilmiştir. 2020 yılında ilgili kurumlara dağıtılmış olan dosya sayısı 90.209 olup toplam 94.039 dosya bulunmaktadır. Bu dosyaların 91.100 adedi sonuçlandırılmıştır. 2.930 dosyanın ise işlemi devam etmektedir. Değerli milletvekilleri, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sonuçlandırılan 91.100 adet başvuruların %9.51'i gönderme kararı, 10.29'u incelenmezlik kararı, 2.01'i dosyana çözüm kararı, 0.18'i başvurunun geçersiz sayılması, 0.38'i karar verilmesine yer olmadığına dair karar, 75.74'ü tavsiye kararı, 1.05'i red kararı, 0.78'i kısmen tavsiye, kısmen red kararı olarak verilmiştir. 2020 yılında verilen kararlar bir önceki yıl ile kıyaslandığında
sonuçlandırılan dosya sayısı 2019 yılına göre %330.33 artış göstermiştir. Diğer yandan ise 2019 yılında 860 adet olan tavsiye kararı 2020 yılında 68.128'e ulaşmıştır. Red kararlarına baktığımızda %5.38'lik bir artış, kısmen tavsiye, kısmen red kararı ise %71.71 artış sağlamıştır. 2020 yılı karar türlerini incelediğimizde dosyanın çözüm yoluyla çözümlenen dosya sayısı 2867, tavsiye kararı ile 68.128, kısmen tavsiye, kısmen red kararı ile 704 red kararı olup 941 toplam 72.640 dosya karara bağlanmıştır. Değerli milletvekilleri, Kamu Denetçiliği Kurumu 2020 yılında adalete kolay, hızlı erişim ile dosyana çözüm yöntemleriyle, tavsiye kararlarıyla, hakkaniyete uygunluk denetimiyle, iyi yönetim açısından sağlanan katkılarıyla, mevzuat değişikliği önerileriyle, özel raporlarıyla ülkemize katma değer sağlamıştır. Gelen şikayetlerin mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlayarak adalete hızlı erişim sağlanmıştır. Mahkemelerin iş yükü azaltılmıştır. Karar ve faaliyetten sonucunda ise yüz binlerce davanın açılmasının önüne geçilmiştir. 2020 yılı kamu denetçiliği raporu diğer senelerde olduğu gibi bu yılda toplumumuzun adalet duygusunu artırmak için çabalamış, bu doğrultuda kararlar almış ve insanlarımızın sorunlarıyla ilgili hızlı çözümler sağlamıştır. Değerli milletvekilleri, Kamu Denetçiliği Kurumu Halife Ömer zamanından günümüze ulaşan köklü bir devlet mekanizmasıdır. Hazreti Ömer zamanında bütün vatandaşların şikayetlerini bildirebileceği bir kurum olarak muhtesip kurumunu oluşturmuştur. Muhtesipler özellikle şehirlerde ve pazar yerlerinde gözetme olarak bulunmakta ve ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmekteydiler. Osmanlı Devleti'nde ise Kadı-ül Kudat ismi verilen makam ile kamu denetlenmiştir. Bu tarihi sürece baktığımızda anayasamızın 74. maddesinde yer alan kamu denetçiliği kurumunun Türk devlet tecrübesine yabancı olmadığını görmekteyiz. Türk idare sisteminde yerini aldığı günden itibaren hukuk ve demokrasinin yerleşmesinde, kökleşmesine katkı sağlamış, devlet, yönetim ve vatandaşlar arasında iyi bir iletişim kanalı olarak görev yapmıştır. Verdiği kararlar ile tarafsızlığını ve bağımsızlığın güvence altına alınmasını ve sağlıklı bir işleyişe sahip olmayı sağlamayı hedeflemiş, hem idarenin eylem ve işlemleri karşısında vatandaşları haklarını aramaya yöneltmiş, hem de idari yargı başta olmak üzere diğer denetim mekanizmalarının yükünü azaltmıştır. Değerli milletvekillerim, günümüzde dünya petrol, enerji, silah sanayi, teknoloji, yazılım, uzay, su, küresel ısınma, küresel salgın, ekonomi, finans, kripto para, ticaret ve teknoloji alanlarında savaş halindedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze bölge bölge dünyanın her yerinde hem devletler hem de terör örgütleri aracılığıyla çatışmalar sürmüş, sadece bölgemizde 20 yıl önce başlayan ABD-Afganistan ve devamında ABD-Irak savaşları özellikle İslam coğrafyasını ve tüm dünyayı istikrarsız ve güvensiz bir ortama sürüklemiştir. Terör, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmak ve bu kargaşayı sürdürmek için büyük devletler tarafından desteklenmekte, finanse edilmekte ve silahlanmaları sağlanmaktadır. Ülkemizde eylemlerine 40 gün önce başlayan PKK terör örgütüne dünyanın gözünün içine baka baka para ve silah desteği veren ABD, terör örgütlerine sponsor olan ülkelerin başında gelmektedir. ABD'nin
demokrasi getireceğiz bahanesiyle yaptığı müdahaleler sonucu Suriye ve Irak'ta meydana gelen yönetim boşluklarının ve emperyalist ülkelerin el birliğiyle yarattığı IŞİD'in dünyaya, insanlığa ve en önemlisi İslam alemine verdiği zararlar tüm dünyanın malumudur. Mülteci ve göç krizleriyle başta ülkemiz olmak üzere bu bölgedeki tüm demografik yapı değiştirilmekte, ekonomik sorunlar ve toplumsal krizler yaratılmaktadır. Bir de tüm bunların üzerine yaşanan küresel salgın ile toplumların ve devletlerin sinir uçlarıyla oynanmaktadır. Sosyal medyanın ve teknolojinin getirdiği devasa bütçeli şirketler çoğu ülkenin ekonomisini kat kat geçen varlıkları ile ülkelerin politikalarına yön vermeye başlamıştır. Sosyal medya aracılığıyla yayınlanan yalan bilgiler, haberler pek çok ülkede dış destekli devrimlere, askeri darbelere ve iç savaşlara sebep oldu. Arap Baharı bunlara verilebilecek en önemli örneklerden birisidir. Tunus, Fas, Mısır, Libya, Suriye, Yemen, Cezayir gibi ülkelerde iç savaşa sebep olan Arap Baharı hepimizin hatırlayacağı üzere sosyal medya platformları aracılığıyla başlatılmıştır. Değerli milletvekillerim, insanlık kendisi açısından en zor dönemlerden birini yaşamaktadır. İnsan hakları kavramının içi emperyalist devletler tarafından boşaltılmakta, dünyanın büyük çoğunluğu açlık çekerken azgın bir azınlık dünyanın tüm kaynaklarını elde etme peşindedir. Covid-19 salgını da dünyanın bu kirli, acımasız ve adaletsiz yüzünü hepimize yeniden hatırlatmıştır. Uluslararası organizasyonlar kurulma amaçlarından sapmış ve Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi oluşumlar dünyanın hiçbir yarasına merhem olamamaktadır. Bu kurumlar güçlerini yalnızca ülkelerin iç işlerine müdahale amacıyla kullanmaktadır. ABD ve Avrupa Birliği FETÖ'ye ve PKK'ya kendi ülkelerinde barınma ve propaganda imkanı tanımakta. Reuters, CNN, Deutsche Welle gibi medya organları aracılığıyla her fırsatta ülkemize saldırmaktadırlar. İstikrarsız, güvensiz ve en önemlisi ulus devletsiz bir dünya inşa edilmeye çalışılmaktadır. Bu istikrarsızlıktan en çok etkilenen ve en çok etkilenmesi hedeflenen ülkede Türkiye'dir. Sınırlarımız terör örgütleriyle doludur. ABD'nin itiraf ettiği ekonomik saldırılar, mevcut başkanların başkan seçilmeden önce Türkiye üzerine yaptığı açıklamalar, muhalefeti destekleyeceğini ilan etmesi ve muhalefetin de bu duruma sessiz kalması, hain terör örgütü FETÖ'ye 15 Temmuz sonrasında bile kol kanat germeleri ve PKK'nın adının değiştirildiği YPG, PYD terör örgütüne yapılan askeri yardımlar, Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye'yi hapsetme girişimleri, Almanya ve Fransa'nın takındığı düşmanca tavırlar, S-400 dayatmaları, parasını ödediğimiz uçakları teslim etmemeleri, İHA'lara ve SİHA'lara karşı uygulanmak istenen ambargolar, Karadeniz'e çıkması istenen gerginlikler, İran'ın, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası yaptığı açıklamalar göstermektedir ki Türkiye çok cepheli bir mücadelenin içerisindedir. Bu cephenin bir de Türkiye'nin içinde temsilcileri vardır. Fonlandıkları medya aracılığıyla Türk milletinin değerleriyle oynanmakta ve kendilerine verilen talimatlar ile hareket eden siyasiler sayesinde de tek bir merkezden çıkan aynı dili, aynı üslubu kullanarak milletimizi kirli ve yapay gündemlere maruz bırakılmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sistem tartışmaları, yalan haberler, oluşturmak istenen kaos ortamı, gelecek nesillerimizi bir kalıba sokmak için köksüz, tarihini, kimliğini bilmeyen bir gençlik oluşturma projesi olan Z kuşağı politikaları, ahlaki çöküntülere sebep veren gündüz kuşağı yayınları,
sosyal medyadaki insanlığa ve insan haklarına yapılan doğrudan saldırılar ve takınılan saldırgan ve gayrimilli tutum göstermektedir ki oluşturulan yeni dünya düzeninde Türkiye'nin güçlü olmaması için türlü türlü oyunlar kurulmaktadır. Güçlenmiş ve güçlenmeyi en önemli strateji haline getirmiş bir Türkiye'nin dünyanın kurulan yanlış dengesini alt üst edeceğini bilen, ülkemize her fırsata saldırmış ancak oyunları her zaman bozulmuş ve Türk milleti kendi iradesi dışında bir iradeyi asla ve asla kabul etmediğini dünyaya defalarca göstermiştir. Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin temel amacı da Türkiye'nin maruz kaldığı iç ve dış tehditleri güçlü bir siyaset kurumu vasıtasıyla bertaraf etmektir. Düşman bellidir ve karşımızdakiler hedeflerinden bir gün olsun vazgeçmemişlerdir. Güçlü bir Türkiye istemeyen ABD'nin ve onun güdümündeki ülkelerin her fırsatta Türkiye'ye ve Cumhur İttifakı'na saldırmalar da esas niyetlerinin ilanıdır. Türk gençliğine milli şuur aşılamak için kurulmuş, hepimizin yetiştiği, binlerce şehidi olan, gazisi olan, davası olan ve davasından bir gün taviz vermemiş olan pek çok devlet ve siyaset adamı yetiştirmiş, vatanla millet sevdaları yetiştirmiş, Nobel ödüllü bilim insanları yetiştirmiş, bünyesinde yiğitlerin yiğidi insanlar çıkaran, ben ülke ocaklarında yetişmekten iftihar eden bir genel başkanım. Dünyaya bir kez daha gelsem bin defa ülke ocaklarına giderdim diyen Türk milletinin yüz akı, Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli yetişen ülke ocaklarının ABD Temsilciler Meclisi'nde Yunan asıllı bir milletvekili tarafından ABD himayesinde yaşayan terörist elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter ile yaptığı toplantılar sonrası verilen önergeyle tartışmaya açılması ve terör örgütü olup olmadığının araştırılması, bütün bu saldırılar yetmezmiş gibi ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçilerinin Soros'cu terör finansörü Osman Kavala'nın tutuklanmasının 4. yılında Türk yargısına açıkça müdahale etmeyi amaçlayarak serbest bırakılmasını istedikleri ortak bir bildiri yayınlamışlar. Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin imza attığı Türk araştırma gemileri, Kıbrıs sorunu, kapalı Maraş'ın açılması, Libya ile imzaladığımız deniz yetki anlaşması gibi konularda açıkça Türkiye düşmanı yapılan ortak deklarasyon. Yine Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nda ABD'nin Rusya'yı bahane ederek yaptığı askeri yığınak ile Türkiye'yi Ege'de ve Doğu Akdeniz'de çok küçük bir alana hapsetme çabaları. Suriye'nin kuzeyinde son günlerde ABD'li komutanların PYD, YPG'li teröristlerle birlikte verdikleri fotoğraflar ve son olarak Batı gündemindeki bir finans grubunun Türkiye'yi terör finansı ve kara para aklama konusunda gri listeye alması göstermektedir ki insanlığı ilgilendiren her kavramı kendi menfaatler için kullanan, gücünü dünyanın her bölgesinde yaymaya çalışan bir devlet profili ortaya koyan ABD, yurt içindeki ortakların da yanına alarak Türkiye'yi ekonomik, askeri, siyasal ve sosyal anlamda kuşatmaya çalışmaktadır. Türk yargısına tüm uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak müdahale etmeye kalkan sözde gelişmiş ülkeler verilecek veya verilmeyecek tepkiler aracılığıyla Türk devletine ayar vermeye kalkanlar, 15 Temmuz'da 251 vatandaşımızı şehit eden terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili hukuki olarak tek bir adım atmamıştır. Türk yargısının verdiği mahkumiyet kararı kesinleşmiş olmasına rağmen Almanya, Can Dündar'ın hiçbir iade talebini kabul etmemiştir. Yunanistan'ın 500'ün üzerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamadığını biliyor musunuz? Acaba bu
10 ülkenin Yunanistan büyükelçileri Batı Trakya Türkler hakkında verilen Avrupa İnsan Hakları kararı ile için Yunanistan'a bir bildiri yayınlamışlar mıdır? ABD ve Avrupa Birliği terör örgütü arıyorsa önce kendi terör örgütü listesindeki alçak, insanlık dışı, aşağılık örgütlere baksın. Sonra ilan ettiği terör örgütlerine yaptığı yardımlarına baksın. Son olarak da terör devleti haline gelen kendisine baksın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünyanın tamamını saran küresel kriz ekonomik olmaktan çıkıp kavramsal bir hale gelmiştir. Dünyada şu anda bir insanlık krizi yaşanmaktadır. Dünyanın kaynaklarını herkese, tüm insanlığa eşit dağıtılmamasının, gelir adaletsizliğinin, güçlünün haklı olan üstünlüğünün, ülkelerin ve milletlerin kaderini kendisinden daha güçlü devletlerin belirlenmesinin yarattığı ve giderek tüm dünyayı saran bir medeniyet krizi yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri güvenliği dışında hangi ülkenin güvenliği için uğraşmaktadır? Avrupa Birliği kendi ülkeleri hariç hangi ülkenin istikrarı ve ekonomisini düşünmektedir? ABD'nin kendi menfaatler için yarattığı sözde demokrasi kılıcından kaç milyon mazlumun kanı akmaktadır? Topraklarında bulunan elmas, enerji ve doğal kaynakları nedeniyle kaç milyon Afrikalı Fransızların elinde can vermiştir? Avrupa Birliği'nin kurulmasından sonra sömürgeci tarihini, savaşlarını, katliamlarını, soykırımlarını geçmişe gömerek dünyaya güya demokrasi ve insan hakları dersleri vermeye çalışan Avrupa ülkelerinin kanlı sömürgeci tarihini nasıl unutacağız? Pasifik'ten Afrika'ya, oradan Amerika'ya uzanan köle ticaretlerini, 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda ölen 130 milyon insanı, son 20 yılda Orta Doğu'da ölen 5 milyona yakın insanı nasıl yok sayacağız? Daha önce bu dünyaya medeniyet dersi vermiş kutlu ecdadın torunları olarak gittiği her ülkede huzuru, adaleti ve insanca yaşamayı hedefleyen kahraman Türk askerini Orta Doğu'da, Afrika'da gören her mazlum bağrında sakladığı şanlı Türk sancağını gururla kaldırıyor. Gönül coğrafyamız mazlumların kanıyla değil, yetimlerin ahıyla değil, kıyıya vuran cansız bedenler ile değil, küresel şirketlerin yoksullara çizdikleri dar sınırlar ile değil, hak ve adalet esas alan yeni bir dünya düzeni kurma arzusunu gönlünden nakşetmiş Türk milletiyle huzura erecektir. Bu anlayış ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin liderliğinde Türk millet tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı ve milletimizin helal oylarıyla geçilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bugün hem ülkemize emperyalist güçler tarafından takılmak istenen prangaları söküp atmış hem de mazlum milletlerin umudu haline gelmiştir. Geliştirilen ve hayata geçirilen milli stratejiler 98. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin ve Türk milletinin gelecek vizyonunu bağımsız ve lider ülke Türkiye olarak belirlenmiştir. Liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefiyle devleşmiş, Türkiye'nin güvencesi, milli bekamızın yılmaz bekçisi olmuştur. Hedef 2023 yani Cumhuriyet'in 100. yıl dönümündedir. Muazzam millet hareketi olan Cumhur İttifakı 2053 ve 2071 vizyonuyla da Türk milletinin kutlu iradesiyle yoluna devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan irade Cumhuriyet iradesidir. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 98 yıl önce 7 düvele karşı içerideki ve dışarıdaki hainlere rağmen verdikleri mücadeleyle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılını kutluyorum.
Ayrıca 30 yıl önce bugün bağımsızlığını kazanan soydaşlarımıza, kardeş ülke Türkmenistan'a nice 30 yıllar diliyorum. Gazi Meclisi ve Yüce Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum.